Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu ve eğitim hayatını öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün LGS kampımızda Eylül ayında sizlerle birlikte Mavi Göz Çocuk Mustafa ile Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü kenti Selanik'i tanıyacağız. Ardından da o dönemdeki eğitimde birlik var mıydı yok muydu? Geçen sene mesela LGS Sözel 2021'de bununla alakalı net bir soru geldi. İnkılap tarihinde eğitimde birliğin olup olmamasıyla alakalı. Bak Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi diye bir soru sordular. Biz de bununla alakalı olan konuyu yani muhtemelen bu senede konu gelecek olan bir soru gelecek olan bir konuyu beraber öğreneceğiz Songuç'um. Hocam bu konudan iki soru geliyor diyebilir miyiz? Evet bu konudan mutlaka iki soru geliyor yani toplamda bir kahraman doğru ünitesinden mutlaka iki ya da daha fazla soru geliyor Tonguç'um. Dikkatli bir şekilde bu konuyu öğrenmemiz lazım. Şimdi Selanik günümüzde Yunanistan'ın içerisinde ama eskiden Osmanlı toprakları içerisindeydi. Osmanlı Devleti toprakları içerisindeydi. Mustafa Kemal Atatürk de Selanik'te doğacak. Doğduğu sırada kentte kozmopolit bir yapı var. Kozmopolit ne demek hocam? Kozmopolit demek yani böyle farklı farklı kültürlerin olması demek Tonguç'um. Yani şöyle mesela diyelim ki camiler, kiliseler, havralar, Müslüman, Hristiyan, Musevi hep beraber yaşayabiliyor. Gazete bayinde Arapça yazılar da var. Osmanlı yazılar da var. İşte Kiril alfabe, farklı farklı alfabelerde çıkmış dergiler, gazeteler var. Yani karmaşık bir ortam, güzel bir ortam, hoşgörü ortam var. Fakat sonradan Fransız ihtilali çıkacak ve Fransız ihtilali çıkınca ne olacak? Herkes çıldıracak hocam. Aynen herkes çıldıracak Tonguç'um. Nasıl çıldıracak? Şöyle olacak. Mesela işte Rumlar ben Rum'um diyecek. İşte Sırplar ben Sırp'ım diyecek. Romenler ben Romen'im. Bulgarlar ben Bulgar'ım diyecek. Herkes kendi devletini, kendi milliyetçilik doğrultusunda, isyanlar doğrultusunda kendi devletini kurmaya çalışacak. İşte Mustafa Kemal Atatürk o dönemde bütün bunları Selanik'te gözlemleyecek. Birazdan bunların hepsini güzel bir şekilde öğreneceğiz Tonguç'um. Okuduğu okullara baktığımızda Selanik'te mahalle mektebinde okuyacak, Şemsi Efendi mektebinde okuyacak. Bunlar mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi mektebine gidecek. İlkokul bunlar hocam. Bu ilkokul evet Tonguç'um. Bunlar ilkokul. Sonra ortaokula gidecek. Ortaokulda Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesi'ni görüyoruz. Mülkiye Rüştiyesi'ne değil, Askeri Rüştiye'ye gidecek. Burası önemli. Yani daha çok asker olmak istiyor Mustafa Kemal Atatürk. Ardından da liseye İdadiye gidecek. Manastır Askeri İdadesi'ne gidecek. Manastır Türkiye'de mi hocam? Manastır başka bir ülkede. Şöyle ki günümüze Makedonya'da ama o zaman yine Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde. Manastır'dan sonra da yani liseden sonra da İstanbul'a üniversite okumaya gelecek başkente. Orada harp okulu ve harp akademisyen okuyacak. Birazdan bunları çok detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Osmanlı'nın son dönemlerinde eğitimde birlik yoktu. Bu geçen seneki LGS Sözel'de de gelmiş demiştik bu soru. Biz de bunun aynısını söylemiştik sınavda çıkacağına dair. Önce büyük bir resimle başladık. Şimdi birazdan konumuza geçeceğiz. Batı tarzı okullar var Tonguç'um. Azınlık okulları var, medreseler var. Azınlık okulları kendi tarzına göre eğitim veriyor. Batı tarzı okullar modern eğitim veriyor. Medreselerde biraz daha dini ağırlıklı eğitim var. Dolayısıyla eğitimde birlik yok. Karmaşık bir ortam var. Selanik bir liman kenti olduğunu söyleyeceğiz birazdan. Batıya açılan kapı olduğunu söyleyeceğiz. Sosyal, kültürel, idari, ekonomik anlamda Selanik'i tanıyacağız. Hazırsan başlayacağız dersimize. Hazırım hocam. Hazırsın, harikasın. Fakat şunu da söyleyelim. Dersimizden sonra Tonguç'um, burada tabii biz büyük resimle başladık ama sen LGS'de biliyorsun sana bu konuyu anlatmayacaklar. LGS'de ne yapacaklar sana? Soru soracaklar. Soru soracaklar. Soru sordukları zaman sen bu soruları yapabilmen için bol bol test çözmen gerekiyor Tonguç'um. Bununla alakalı da zaten bizim zorluk seviyemize uygun bir şekilde 0'dan 8'e Sözel'de bu konuyu çok mükemmel bir şekilde anlattık. Buradan öncelikle çalışmanı istiyorum. Bak burada hemen göstermek istiyorum. Sayfayı açalım Tonguç'um. Bak burada Mavi Göz Çocuk Mustafa bu kısmı alakalı kısmı güzel bir şekilde özeti okuyup aynı zamanda soru çözmen gerekecek. Bu tabii ki temel seviye sorular. Ardından taktikli soru bankamızda da yine ödevimiz var Tonguç'um. Burada yine Mavi Göz Çocuk Mustafa ile alakalı beceri temelli yenisi soruların da olduğu testler var. Burada takıldığın sorular olabilir. Bak aynı resim buraya da çizik gördüğün gibi. Burada takıldığın sorular olursa bu soruları karekodtan okutabiliyorsun. Bu tabii ki orta seviye ve biraz da zor seviye sorular içeriyor. Eğer Dinamo Soru Bankası'ndan çözmek istersen de Dinamo Soru Bankası Tonguç Evlenmenim. Burada yine Mavi Gözlü Çocuk Mustafa ile alakalı yani Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla alakalı bu testleri çözmen gerekiyor. Bu sorular da yine önemli, beceri temelli sorular. Eğer ben zor ve pro seviyede sorular çözmek istiyorum diyorsan o zaman Zoru Bankası 10'da 10'da Tonguç'um. Burada yine hemen İnkılap Tarihi kısmını açıyorum. İnkılap Tarihi kısmında gördüğün gibi şurada Mavi Göz Çocuk Mustafa ile alakalı bu soruları çözmen lazım. Sınavda biliyorsun LGS'de soru çözmemiz gerektiğini söylüyoruz. Birazdan konumuzu anlattıktan sonra ödevlerimiz önemli. Fakat yeni nesil sorular çözmen lazım. Bak bu seneki sınavda gördüğün gibi hem haritalı sorular geldi, hem infografik sorular geldi, hem de normal klasik sorular geldi. Dolayısıyla biz sınava doğru ne kadar çok soru çözersek inkılapta da en yüksek netleri yaparız. O zaman hadi gel konumuza başlayalım.
Ve Selanik'in o dönemdeki yapısını öğrenelim. Selanik'in ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak ne durumda olduğunu görelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullara bakalım. Ardından da mükemmel bir şekilde konumuzu bitirmiş olalım. Hadi bakalım dersimize başlayalım Tonguç'um. Hocam hemen... Atatürk mavi gözlü müydü? Evet, Atatürk mavi gözlüydü. Çok karizmatik bir siması vardı. Şimdi batıya açılan kent Selanik deyince aklına ne geliyor? Normalde tabii ki de Selanik'in... Yunanistan'da değil mi hocam şu evet, an? Evet, Selanik şu an Yunanistan'da. Eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarındaydı ve bizim şehrimizdi. Ve Mustafa Kemal Atatürk de orada doğmuştu. Ve oraya esasında Aydın'dan, Konya'dan göç etmiş ailesi, dedeleri. Ve orada doğduktan sonra Selanik esasında Mustafa Kemal Atatürk'ün çok daha iyi yetişmesini, bazı olayları çok daha iyi yorumlamasını sağladı. Ne biçim fotoğraf hocam? Hristiyanla Yahudi bir arada, onu söylüyorsun. Evet, Müslüman, Hristiyan, Yahudi bir arada. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu kozmopolit bir ülkeydi. Kozmopolit demek şu demek, farklı dinler, farklı milletler bir arada Osmanlı'nın içerisinde yaşıyordu. Bunun da en güzel örneğini biz esasında Selanik kenti görüyoruz. Bak, batıya açılan kapı derken Selanik'ten sonra direkt Avrupa başlıyor. Peki Avrupa demek ne demek? Avrupa demek modernleşme, yenileşme, Fransa ihtilali ve sanayi devrimi sonrasında güçlenme demektir. Dolayısıyla Osmanlı batıda yaşanan gelişmeleri Selanik ve ondan sonrası kendi diğer şehirlerine aktarıyordu. Peki bu resmi inceleyelim mesela. Bu resim bize birçok şey anlatabilir. Bu resimde hocam kilisenin yanında cami var. Ne acayip bir şey böyle. Evet, kilise, cami veyahut da havra yan yana olabilir. Niye? Çünkü bunların hepsi Allah'a inanıyor. Hepsi de bir şekilde ibadet ediyor. Ama tabii ki bunların da içlerinde bazıları kendi ırkçılıklarını yapıp, kendi kötülüklerini yapıp birbirlerine saldıracaklar. O ayrı mesele. Ama o dönemde Osmanlı'da hepsi bir arada yaşıyorlardı. Ve Fransa'da bir ihtilal çıktı. Fransa'daki ihtilalde Fransızlar krallarını tahttan indirip kendi yönetimlerini kurmak istediler ve işte toplum sözleşmesi yaparaktan ülkeyi kendileri yönetmeye başladılar. Bu dünyanın birçok ülkesine, daha doğrusu Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı. Sırbistan, Bulgaristan, işte Rumlar tek tek isyan etmeye başladılar. Osmanlı'nın içerisinde yer alan Rumlar da, yani Hristiyan azınlıklar veyahut da Musevi azınlıklar da isyan etmeye başladı. Dediler ki bu ihtilalle Fransız kalmayalım, biz de isyan edelim dediler. Ve bunun sonucunda, daha doğrusu bunun yüzünden Osmanlı'nın içerisinde isyanlar çıktı ve Selanik kenti gibi birçok kentimizi kaybetmek durumunda kaldık. Bak gördüğün gibi Selanik'te farklı kültürlerin bir arada... Gazete niye satılıyor hocam o tarihte? Niye o kadar? Her dönemde gazete var çünkü gazete okuyaraktan insanlar gelişmelerden haberdar oluyorlar. Şimdi hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi kavramların hepsi Fransız ihtilali sonrasında Osmanlı'ya gelecek. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi de Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının en önemli sebeplerinden birincisi milliyetçilik. Peki milliyetçiliğin sebebi ne? Fransız ihtilali. Bunu sana sınavda sorabilirler Tonguç'um. Milliyetçilik Fransız ihtilali sonrası ortaya çıktı. Osmanlı da temelinde milliyetçilik isyanları yüzünden dağıldı. Hatta bunu şöyle örnekliyorduk hatırlarsan. İşte Osmanlı'nın içinde Araplar vardı, Rumlar vardı, Sırplar vardı. Japonlar var mıydı hocam? Çok az Japon'da vardı. Bulgarlar vardı. İşte ne bileyim Hırvatlar vardı. Bunların hepsi Fransız ihtilali sonrasında ben Hırvatım, ben Bulgarım, ben Sırbım, ben Rum'um, ben Yunan'ım diye ayrılınca Osmanlı İmparatorluğu... Yazıklar olsun. Osmanlı İmparatorluğu dağılmak zorunda kaldı. Şimdi burada Selanik'in bir de kültürel özelliklerine, genel özelliklerine bakmamız lazım. Bak burada biz sana lejant yaptık. Haritanın yanında bilgi veren şeyleri biz lejant diyoruz. Bu lejanta baktığımız zaman maviler ticaret gemilerini gösteriyor. Sence Selanik'te ticaret gemilerinin olması ne anlama geliyordur Tonguç'um? Selanik'te ticaret gemilerinin olması hocam, Selanik'in aslında güzel ve ticari bir yer olduğunu göstermektedir hocam. Evet. Ticaret yapıldığını göstermektedir. Harikasın. Burada şu demek istiyoruz. Selanik'e farklı farklı kentlerden gemiler gelip oraya mallar getirebiliyor ve o mallar Selanik üzerinden İstanbul'a veya da başka kentlerimize gidebiliyor. Dolayısıyla Selanik ticaret açısından gelişmiş bir şehir. Demiryolu ulaşım var. Bu da yine onun ticaretini geliştiriyor. Aynı zamanda batıda çıkan birçok yayın, birçok dergi, birçok gazete, birçok kitap önce batıdan Selanik'e geliyor. Selanik'ten de İstanbul'a gidebiliyor. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki Selanik kültürel anlamda, işte ticari anlamda, ekonomik anlamda gelişmiş bir şehir. Peki bunun konumuza ne alakası var? Selanik gelişmiş bir şehir. Ne alakası hocam gerçekten? Selanik bizim kentimiz değil şu anda. Şu anda biz İstanbul var, Ankara var, İzmir var. Peki Selanik Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün büyüdüğü şehir değil mi? Evet. Atatürk'ün doğduğu ev varmış o zaman orada. Evet, Selanik Mustafa Kemal'in doğduğu şehir, büyüdüğü şehir ve dolayısıyla da o şehirde yaşanan gelişmeler Mustafa Kemal'in çocukluk hayatını etkileyecek. Bak sen küçükken yaşadığın travmalardan dolayı şu anda bu haldesin Tonguç. Teşekkür ederim hocam. Ama Mustafa Kemal küçükken Selanik'te farklı farklı ekonomik
durumları, farklı farklı milletleri, farklı farklı kültürleri görünce ileride kuracağı devlet için veya ileride yaşayacağı olaylar için zihninde bir fikir ediniyor. Ben mağarada doğmuşum hocam zaten. Mağarada doğmak kötü bir şey değil. Benim de bir arkadaşım var. O da mağarada doğdum diye üzülüyordu. Bu şey var ya, Kapadokya'da Ürgüp peribacaları. Orada doğdum diyordu. Ama sonra o mağarayı otel yaptı. Şimdi durumu iyi yani. Sen de mağarada... İyiymiş hocam gerçekten. Durumu bir anda düzeldi. Şimdi mağarada doğmak kötü bir şey değil dolayısıyla. Şimdi Selanik özellikleriyle alakalı şu anda gördüğüm bu sayfadan %100 soru gelir Tonguç. Bak buraya %100 ibaresini izin verirsen yerleştirmek istiyorum. İzin verdim hocam, buyurun. Tamam, teşekkür ederim izin verdiğin için. Bu sayfayı mutlaka mutlaka zihnine kazı Tonguç'um. Birincisi, Selanik çok uluslu yapıya sahip olduğu için, yani Türkler, Rumlar, Yahudiler olduğu için sosyal olarak gelişmiş bir şehir. Dini yapısına baktığımızda farklı inançlara sahip insanlar var. Müslümanlar var, tabii ki her zaman gibi çoğunlukta. Hristiyanlar var ve Yahudiler var. Öküze tapanlar var mı hocam? Öküze tapan yok. O dönemde Hinduslar biraz daha yukarı, Hindular biraz daha uzaklarda. Kültürel özelliklerine baktığımızda farklı türde okullar var. Yani askeri okullar var, medreseler var, yani dini okullar. Aynı zamanda azınlık okulları var. Azınlık okulları biraz daha farklı eğitim veriyor. Ve çok sayıda gazeteyle dergi yayınlanıyor. Gazete demek, dergi demek, yayın demek, kağıt demek, kültür demek. Bak, bu da sınavda çıkabilir Tonguç'um. Kağıtla alakalı her şey, yani dergi olabilir, gazete de eşittir kültürdür. Bu sınavlarda çok çıkan bir şeydir. O zaman siz bayağı kültürsünüz, bayağı kağıdınız var hocam gerçekten. Evet, ama biz kağıtları geri dönüşümde yeniden kullanıyoruz. Bu da önemli. Ulaşıma baktığımızda ise önemli merkezlere kara ve demir yolu bağlantısı var. Bak, karayoluyla da bağlantı var, demir yoluyla da bağlantı var. Aynı zamanda deniz yoluyla da bağlantı var. Askeri açıdan baktığımızda ise kışlaların bulunduğu bir karargah merkezi olması. Yani Selanik'te bizim kışlalarımız, yani askerlerimizi beklettiğimiz yerler var. Dolayısıyla önemli bir kent. Ekonomik açıdan da Ege Denizi'ne açılan bir liman kenti. O dönemde uçak değil de daha çok gemilerle ticaret yapılıyor. Gemiler ekonominin gelişmesinde, dağılmasında, farklı yerlere farklı malların satılmasında önemli bir yere sahip. Şimdi gelelim Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk hayatına. Şimdi 1881'de Mustafa Kemal Atatürk doğdu. Daha doğar doğmaz hemen okula gitme ihtimali yok. O yüzden ne yapacak? 1886'ya kadar, önce bir 5-6 yaşına kadar bekleyecek. 5 yaşından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ü mahalle mektebine yazdırıyor annesi. Doğduğu gibi maşallah hocam ya. Doğduğu gibi değil. 1881'de doğdu, 1886'ya yazdırıyor. Bu okul geleneksel bir okul. Annesi istiyor. Diyor ki yavrum, canım yavrum Mustafa'cığım, hadi bakalım seni diyor bu geleneksel okula yazdıralım. Hayır anne, istemiyorum. Hayır evet, anne. İstemiyorum diyor Mustafa Kemal de. Babası diyor ki ben diyor batı tarzı bir okulda okumasını istiyorum. İyi bir öğrenci, iyi bir insan olmasını istiyorum. Biraz daha iyi eğitim alsın istiyorum diyor. Ve 1886'da mahalle mektebinden alıp Şemsi Efendi Okulu'na yazılıyor. Burası biraz daha iyi bir okul. Sonra bu okulu okuyacak okuyacak ne olacak? Ortaokula girmesi lazım. Aynı o dönemde de LGS gibi sınavlar aman var. Aman Allah'ım ya. O da kurtulamıyoruz hocam. Yok, o dönemde yok, öyle bir şey yok. O dönemde rüştiyeler var. Rüştiye ortaokul demek. Ortaokula LGS var hocam. Rüştiye giriş sınavı. Rüştiye giriş sınavı yok. Ama rüştiye sınavları olmasa da Mustafa Kemal Atatürk bir karar veriyor. Diyor ki ben diyor, hani mesela sen şimdi Fen Lisesi istiyorsun, Anadolu Lisesi istiyorsun veya da farklı liseler istiyorsun ya. Mustafa Kemal diyor ki ben mülkiye rüştiyesine değil, yani sivil ortak. Mülkiye ne demek o ya? Mülkiye böyle mal, mülk, para, maliye falan, o tarz şeylerle alakalı. Ben para pulla uğraşmak istemiyorum. Oh ne güzelmiş gerçekten. Ben vatansever bir insanım. Ben asker olmak istiyorum diyor. Kendi isteğiyle, hatta o dönemde Selanik'te gezen böyle subayların kıyafetlerini, üniformalarını görünce ben de asker olmalıyım diyor. Hatta babası ona küçükken bir kılıç hediye etmiş. O kılıcı da odasında yatağının başına asmış Mustafa Kemal. Annesi diyor ki oğlum ne yapıyorsun? Böyle şeylerle uğraşıyorsun, kılıç falan. Oğlum ne yapıyorsun böyle? Aynen. Zübeyde Hanım böyle deyince Mustafa Kemal diyor ki ben diyor asker olarak doğdum ve asker olarak öleceğim. Ülkeme faydalı olmak için böyle maliye, mülkiye falan böyle paralarla değil de asker olarak mücadele edeceğim diyor. Hakikaten de ileride... En doğru kararı vermiş hocam. Aynen. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarını düşünürsek, Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarılarını düşünürsek, Trablusgarp Savaşı'ndaki, Balkan Savaşları'nda başarılarını düşünürsek... Mal mülkle kurtarılmaz hocam bu memleket. Aynen. O dönemde savaşlar için çok doğru bir karar vermiş. Zekasını askeri yönde kullanıyor. Dolayısıyla mülkiye rüşteyesinden hop çıkıyor, hop ayrılıyor. Askeri rüşteye geçiyor. Kendi isteğiyle gidiyor. Ve orada da hocası ona diyor ki senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. Karışıklık olmasın diye. Karışıklık olmasın. O dönemde soyadı yok. Mustafa Kemal o anda da diyor ki ya bu işler böyle olmaz. İleride ben soyadı kanunu getiririm. Aa, şimdi, yani, o zamandan bile biliyor. Yani. Tabii şaka, öyle bir şey olmamış olabilir. Manastır askeri idadesi ise idadede lise demek. Şimdi ortaokul güzeldi. Ortaokul hayatı güzel, keyifli. Arkadaşlar, dostlar falan güzel. Ama liseye gitmesi lazım. Bu sefer lise için başka bir kente, yani Manastır'a gidiyor. Manastır deyince aklına sakın sakın kilise gelmesin. Manastır bir kentin adı. Amen. Ne diyorsun? Onunla alakası yok. Tonguç saçmalama. Selanik kentinden şu an, bak Selanik şu an
Yunanistan'da. Manastır kenti ise Makedonya'da. Manastır'a gidiyor. Oo, bayağı uzağa gidiyor hocam. Evet, farklı bir şey. Mesela gurbete gidiyor yani. Gurbete gidiyor. Mesela sen şu anda diyelim ki İstanbul'dasın. İzmir Fen Lisesi'ni kazanıp... Yatılı okulda mı kalıyor hocam? Tabii ki yatılı okulda kalacak. İzmir Fen Lisesi'ni kazansan veya Ankara Fen Lisesi'ni kazansan ne yapacaksın? Hop çıkıp oraya gideceksin. O da o şekilde Manastır'a gidiyor. Manastır askeri idadesi yani Manastır askeri lisesinde edebiyat ve tarihe ilgi duyuyor. Edebiyata ilgi duyuyor çünkü hitabet yeteneği çok gelişmiş. Tarihe ilgi duyuyor çünkü milliyetçi Mustafa Kemal. Milliyetçilik yönü ağır basıyor. Orada Namık Kemallerden, Mehmet Emin Yurdakullardan önemli bilgiler ediniyor. Ve sonrasında da en büyük kent hangisi? Başkent İstanbul. İstanbul. O zaman atlıyor. Diyor ki ben İstanbul'da harp okulu okuyacağım. Yani burası da üniversite. Harp okulunda okuyor. Ardından da harp akademisine gidiyor. Akademi ne demek? Artık ciddi yani. Üniversite, lisans gibi düşün. Orada İstanbul'dayken başkent olduğu için ülke sorunlarıyla ilgileniyor ve Teğmen ve Kurmay Yüzbaşı unvanlarını alıyor. Burada şu, bunlar önemli değil. Yani nerede Teğmen oldu, nerede Kurmay Yüzbaşı oldu? Böyle bir soru gelmez sınavda. Ama işte İstanbul'dayken başkent olduğu için siyasi sorunlarla ilgilendiğini bilmeni istiyor. Mustafa Kemal'in ayakkabı numarası neydi? Öyle bir soru gelmez. O şekilde şeyleri sorma. O zaman güzel bir şekilde konularımızı öğrendik. Sen de o zaman bu haftanın ödülü sorusunu yap. Yorumlara yolla. Şimdiden sana başarılar diliyorum Tonguç.